Çünkü Resulullah sabah namazını kıldı, minbere çıktı, öğleye kadar konuştu. Öğle namazı için diyor minberi terk etti, namaz kıldırdı, ikindiye kadar yine konuştu. İkindi namazı için indi, ikindi namazından sonra tekrar çıktı, ta güneş batana kadar her şeyle ilgili bilgi bize verdi. Aramızda ezberesi çok güçlü olan en bilgin insandır diyor Hazreti Ömer. Biz hadislere baktığımızda Arapların özelliklerinden de biraz bahsetmemiz gerekir. Arapların zekası fevkaladedir yani. İnsanların görmediği bir zekaya sahiptirler. Bir şiir 70-80 beyt ezber dinler, hepsini tekrar eder. Ve Kur'an-ı Kerim indiği zaman biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ezberlemesi çok kolaydı onlar için. Çünkü onlar, Araplar, yazılı kitapları yok. Konuları yazmazlar. Hafıza, ezbere dayalı bir tarihleri var. Sözü işitir ve sonra işittiği gibi söyler. Bu Arapların özelliğidir. Tabi o Araplar kalmadı aramızda. Şimdi o öyle her Arap öyledir düşünmeyin. Bunlar Hazreti Muhammed'in yanındaki arkadaşlar ve Allah onları bu risaleyi, bu kitabı, bu dini taşımak için onları o kadar olgun hale getirdi yani. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala Hazreti Muhammed'i seçtiği gibi onun arkadaşlarını da seçmiştir diye İbn Mesud'tür. Öyle değil mi? Sahabeler de Allah onları seçti. Hazreti Muhammed'e arkadaş oldular ve bu dini yeryüzüne yaydılar. Allah onlardan razı olsun. Sahabe diyor İbn Ömer 1600 hadis geliyor İbn Ömer'den. 84. senede vefat etmiş. Bak 1600 küsur hadis rivayet ediyor. Buna rağmen sahabeler diyorlar ki, tabiinler diyorlar ki, onunla beraber hacca gittim, Medine'ye döndüm, tek bir hadis söylemedi. Sahabeler oturup bir bölümü, bir çoğu Resulullah bunu söyledi, Resulullah bunu söyledi, söylemiyorlardı. İhtiyaca binaen konuştular sadece. İhtiyaca binaen. Ebu Hureyre farklı bir metodu vardı değil mi? Ebu Hureyre gelin peygamberin mirası dağıtılıyor. Mescitlere insanları topluyordu. Ebu Zerr-i Gıfari daha farklıydı onun metodu. Vallahi diyor kılıcı boynuma koysanız bana deseniz ki bu sözü söyleme boğazımı kesmeden önce söylüyorsa yine söyleyeceğim. Çünkü hepinizin ihtiyacı, asıl ihtiyacı Hazreti Muhammed'in sözlerinedir. Şunu söyleme zamanı değil, şunu söyleme vakti değil, şunu söyleme fitne sebep olur, şu biz anlamayız, şu böyle. Hayır. Ebu Zerr el-Gıfari öyle biri değildi. Sahabelerden Abdullah İbn Amr İbn As hadislerini yazıyordu. Ebu Hureyre diyor ki benden daha fazla hadis ezberleyen işiten olmadı. Ancak Abdullah İbn Amr İbn As benden daha iyi. Çünkü o yazıyordu, ben yazmıyordum. Abdullah İbn Amr İbn As peygamberden işittiği hadisleri çok fazla sağlam bir sandıkta korudu, muhafaza etti ve o hadisler göbekten göbeğe, kayıtlara, kitaplara geçene kadar geçti. Hadisler, o hadise Buhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de var, Nesai'de var. Abdullah İbn Amr İbn As'ın bizatihi peygamberden işittiği sözleri yazıyordu. Şu kitap şu anda alim yaşıyor, Suriye'de yaşıyor. Allah onlara yardım etsin. Es-sünnetu kıblet tedvin. Sünnet kaynaklara geçmeden önce sünnetin durumu diye bu alim bu kitabı yazmış. Yani sahabe döneminde sünnet, tabi'in döneminde sünnet ve tabi'i etba döneminde sünnet. Ve ondan sonra biliyorsunuz zaten hadis kaynakları elhamdülillah elimizde. Kütüb-ü Sitte ve diğer mesanid, maadim kitapları biliyoruz. Müstakil bir eser olarak biz oraya geldik. Bu hadisi yazan Ar-Ramahurmuzi adında bir alim 360. senede vefat etmiş. Müstakil bir şekilde Mustalahel hadisi yazdı. İmam Şafii ve diğer alimlerin usullarından faydalanarak hadis usulunu
birinci göbek, ilk el, birinci ağız o yazdı. Ancak biliyorsunuz bir ilmi, ilk mucidi mutlaka başkalarına araştırma alanı bıraktı değil mi? Bu ilim birinci gün olgunlaşmadı usulü hadis. Onunla beraber İmam Hakim yazdı usulü hadis. Ebu Naim el-Asfahani yazdı. Bu üç alim aynı yakın zamanda yaşamışlar. Usulü hadisi ilk yazanlardan kabul ediliyor. Sonra Hatibul Bagdadi yazdı. Hatibul Bagdadi, bu Bagdad kulağımızın dibinde, Bagdad ilmin merkeziydi değil mi? Bu Bagdad, Bagdad'ın tarihi, tarihu Bagdad var. Bagdad tarihi diye Hatib yazmış. Şu anda o yüzden fazla mücellettir. İlmin merkeziydi Bagdad. Hatibul Bagdadi hadisin bütün konulara ilgili kitap yazdı. Rivayet ile ilgili El Kifaye yazdı. Şu kitap abadında büyük bir kitap. El Kifaye. Ve hadisin bütün konulara ilgili kitap yazdı. Hadisin konuları, mustalahül hadis konuları 50 konudur. 50 konudur. Hatibul Bagdadi diyor ki bize, kişi ömrünün tümünü bir konuya verse yetmez. Hatibul Bagdadi böyle diyor. Sahabeyi tabiinden ayırma hadis usulüdür. Kim sahabedir, kim sahabe değildir. Ki biz rivayetlerine güvenelim değil mi? Sahabe demişler, Resulullah söylediği kabul ediyoruz. Tabi'in dese Resulullah söyledi, biz kabul etmiyoruz bunu. Öyle değil mi cemaat? Mursal hadis olur değil mi bu? Mursal hadis, tabi'in, Resulullah söyledi. Eğer bu tabi'in peygamberi görmemişse biz asla onun rivayeti kabul etmeyiz. Kimden işittin? Öyle değil mi? Hadis usulü öyledir. Sen ömrünün tümünü şu anda tabi'inlere versen, bütün tabi'inlerin tecrübesini toplarsan, bir kayıt altında, bunlar nasıl tabi'indir, kim yaşadı bu dönemde, hangi sahabeden eğitim aldılar, bizim ömrümüz buna yetmiyor. El-İsabe fi temyiz-i sahabe en iyi kitaptır. Yüzlerce kaynak sahabe hayatıyla ilgili yazılmış değil mi? Yüzlerce kaynak, bak cemaat. İbn-i Hacer el-Eskalani en son yazınca bu iş durdu, bitti. Hakkını verdi, mühürledi. El-İsabe fi temyiz-i sahabe. Sahabenin kim olduğu ve özellikle sahabeyi tabaka tabaka, dört tabakaya bölüyor. Onun kitabıyla ilgili bilgi uzundur. Birçok sahabe hayatıyla sahabeyi tanıma, sahabeyi bilme, bunun eski alimlerin tümü bu konuyu sadece kimin rivayeti kabul edeceğiz, kimin rivayeti kabul etmeyeceğiz diye yazıyorlardı. İşte hayatları okuyalım, nasıl yaşamışlar, cenklerde nasıl kılıç çektiler, bunun için değildi yani. Bu sahabe mi değil mi? Buradan gelen rivayet, peygamber işitmiş mi işitmemiş mi? Bundan dolayı yüzlerce kitap yazıldı. Hadis ilmi Hatibul Bagdadi ile olgunlaştı. Hatibul Bagdadi 50'ye yakın kitap yazmış ve her kitap çok fazla ilim içeriyor. Ancak Hatibul Bagdadi dönemi yine ondan sonraki bir göbek Mustalahül Hadis İbn-i Salah El-Şehrezuri El-Kürdi Kuzey Iraklı, bugün tabiyle bazı coğrafya değiştiği için Kuzey Iraklı Şehrezor şehrinde İbn-i Salah adında Şam'da metfun kendileri bir usul hadisi yazdı. Ve Hatibul Bagdadi ve önceki kitapların tümünü devredi, toparladı, özetini çıkardı. Hadis usulü budur. Adı Mukaddimetü İbn-i Salah'tır. Bu kitap İbn-i Salah biliyorsunuz, bak İbn-i Salah yani müştehidi mutlaktır. Şafii mezhebinin en büyük müftüsüdür. Ve aynı zamanda birçok kitapları var yani. Bu yani çok büyük bir alimdir yani. Şeyhül İslam lakabını almış. İbn-i Salah mukaddime yazdıktan sonra cemaat bu ilim onun yazdığı mukaddime ile olgunlaşıyor.
daha fazla olgunluk kazandırıyor bu ilme. İbn-i Salah'ın 100'den fazla nazımı var. Kitabını şiire 100'den fazla muhtaseri var. 100'den fazla şerhi var. O sadece bütün ulema, bütün mezheplerde, bütün diyarlarda İbn-i Salah'ın mukaddimesini baz aldılar. Biliyorsunuz Elfiyat-ı Suyuti var. İmam Suyuti bile Mukaddimet-i İbn-i Salah'ı 1000 beytle bunu öğrenciler şiirleri daha çabuk ezberler diye, ezberlesinler diye bunu nazıma dönüştürmüş. Bak cemaat. Takrib-i Nevevi var. Yine Suyuti Tedrib-i Ravi'de onu şerh etmiş. Yine Et-Tafsir'e var. İmam Iraki bu kitaba dayalı Et-Tafsir'i yazmış. Yine Et-Tekid-i İdah var. Ve bu kitap çok fazla kabul görüldü. Ancak İbn Hacer el-Asqalani geldikten sonra İbn Hacer el-Asqalani Fethül Bari'nin şarihi İbn Hacer el-Asqalani bu ilim onun eliyle olgunlaştı. İbn Hacer el-Asqalani şu anda Mustalahül Hadis, Usulül Hadis'in en büyük piridir, en büyük üstadıdır. Onun söylediği sözü hiç kimse şu anda geçemiyor. Yazılan Mustalahül Hadis hadisle ilgili İmam Bukhari'nin yazdığı Et-Tarihul Kebir var. İşittiniz mi şu ana kadar? Adı Et-Tarihul Kebir. İmam Bukhari bu kitabında 10 mücellettir. Kimin rivayeti makbuldur, kim kimden ilim almış, sahabeye, tabi'in, tabi'e, tabi'in ve onun gününe kadar ve ravilerle ilgili söylenen sözler. Bukhari 3 kitap yazmış. Tarih kitabı, Tarih-ül Kebir, Tarih-ül Avsat ve Tarih-ül Sagir. Tarih-ül Avsat gayiptir. Bende Tarih-ül Kebir ve Tarih-ül Sagir 2 kitabı da vardır. İbn-i Ebi Hatim'in yazdığı El-Cerh ve Te'dil kitabı var. Adı nedir? El-Cerh ve Te'dil. Cerh, yara, yerme. Te'dil de mu'tedil, itidallı, sika, güvenli. Kim güvenlidir, kim güvensizdir? Kimin rivayeti kabul edilir, kimin rivayeti kabul edilmez? 12 mücellet yazdı.